Atasever Akademi kanalımıza hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bugün Anneler Günü, annelere 15 ayrı destek devrede, işte o ödemeler, annelere 10.747 liralık destek ödemeleri devrede. Bugün Anneler Günü'nü kutluyoruz. Yeni düzenlemeler, kadın çalışanlar için önemli avantajlar getirdi. Çalışan anneler ise, doğum sonrası en az 10.747 lira alabiliyor. Annelere doğum ve doğum sonrası nakdi ödemeler yapılmaya devam ediyor. Annelerin ve kadınların çalışma hayatında daha çok yer almasını sağlayan çok sayıda yeni düzenleme yapıldı. Bunlardan bazıları şöyle: doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 7.324 lira. Doğumu yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede yarım maaş ödeniyor. Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 202 lira. Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl, 720 gün olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor. Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. 100 ile 150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde emzirme odası açılması gerekiyor. İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin %50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor. Sanayi sektöründe meslek kurslarına veya işbaşı programlarına katılan ve 2 ile 5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Ayrıca eğitim süresince cep harçlığı var. KOSGEB, kadın girişimcilere mevcut destek tutarına ilaveten 5000 lira kaynak sağlıyor. Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor. Evde üretim yapan kadınlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. İnternette satış yapan kadınlar da vergiden istisna tutuluyor. Ödeme en az 10.747 TL. Örnek hesaplama: ilk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için emzirme ödeneği 202 TL, doğum yardımı 300 TL, iş göremezlik ödeneği 7.324 TL 80 kuruş, yarı zamanlı çalışma desteği 2920 TL 66 kuruş, toplam 10.747 TL 46 kuruş. Yayınımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Atasever Akademi kanalımıza abone olmanızı eğer faydalı buluyorsanız videomuzu paylaşmanız bizi memnun edecektir. Tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki